Tağut şeytan, put, İslam dışı, Kur'an dışı, bütün nizamlar tağut. Bunları hep söyledik. Ben efendim şeriat dışı düzenlere sahip çıkmışım. İslam dışı kanunlara, düzenlere sahip çıkmışım. Allah şahit olsun ki ben bu iftiralardan beriyim. Ve hepiniz de şahitsiniz ki İslam Kur'an nizamına uymayan hangi kanun kural olursa olsun Allah'ın Resulü'nün razı olmadığı tağuttur demiş adamların başında gelirim, belki son dönemler için konuşuyorum. Bundan dolayıdır ki bu iftiralar bana geçmez. Ben Allah ve Resulü'nün razı olmadığı, hükmüne razı olmadığı hiçbir hükme razı olmadım. Ve men lem yahkum bima enzelallah, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, فَوْلَاكُمُ الْكَافِرُونَ فَوْلَاكُمُ الظَّالِمُونَ فَوْلَاكُمُ الْفَاسِقُونَ ayetlerini dinlemediniz mi benden? Açın bakın şeriat sohbetlerimi. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir, kafirlerin ta kendisidir, fasıkların ta kendisidir. Bu kadar hiç ayet gizlemedik biz ya. Siz bize niye böyle iftira ediyorsunuz ya? Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin. Ne yapayım? Siyasete girmemem lazım ama girmeden de edemiyorum. Girmeden de edemiyorum. Bize din iman bırakmayacaklar. Onun için Allah için bu nöbette sabit olacağız, hükümetimizin arkasında, devletimizin arkasında duracağız. Ben o gece burada dedim ki, ben o bir hadis de hatırımda yoktu. Ama Allah'ın hikmeti. Dedim ki burada size, şurada dedim bir saat durmanız bir rekat nafile namazdan üstündür. Dedim böyle bir şey. Sonra benden kaynak istediler. Ben Allah'a bakarım, Kur'an'a bakarım, hadis-i şeriflere bakarım. Muhammed İbni Abdülvehhab zındığının, melununun, tamam mı, yoluna uymam. On binlerce, yüz binlerce alimin, evliyanın kanına, ırzına, namusuna girmiş şerefsizin, kitapsızın yoluna uymam. En Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalib sallallahu teala aleyhi ve sellem kainat nefese tabi olun. Ne konuşuyorsun? Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir manyak çıkmış. Evet. Devlet yetkilisine Hayber Yahudileri 400 kişi nefyedildi. Adam başına 1 milyar dolar ödemeliyiz İsrail devletine demiş. O Kur'an'la sabit. Ne zındık kafir. Eğer ne, ki neyle anlayacağız bunun terörizme yakınlığını? Terörist potansiyeli taşıp taşımadığını. Tekfirle anlayacağız. Tekfir eden mutlaka. Bir tanesi mesela buradaki. Hocam az önce tekfir ettiniz selefileri siz. Nasıl tekfir ettim? Zındık kafir dediniz. Mesela yaka işinde bu örftür. Yani bizim örfümüzde vardır yakalı giymek. Onun için caizdir, serbestte bir şey yok. Ama düğmeler İngiliz. Ben hiç anlamıyorum onlardan. Yani ben anlıyorum. Düğmeler İngiliz. Yok yok, zannetmiyorum İngiliz. Baba bakayım. Hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar, buluyorlar bir şeyler. Ben bilmiyorum hiç. Guards. Yani bir şey getirirler, hediye Royal ederler. Royal Guards. Şimdi bu kraliyet muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum işte. Yani o işi bilmiyorum ama bana hediye gelirse hediyeyi sünnettir alıyorum, takıyorum yani. Hediyeleşirse bir şey. Tamam, tamam. Çoklara hediye geliyor. Tabii kalem hediye geliyor, gözlük hediye geliyor. Sonra adam diyor, bu şu marka bu. Ya ben diyorum, bunu birisi hediye getirir. Coat of Arms vardı ya, arması. Royal Arms Guards. Kraliyet armalı düğmeler. Güle güle gül. Yok biz yani güne güle işte. Bana gelen bir bilgiyi size sormak isterim. Hı. 2010'dan önce sizinle CIA temasa geçmek istedi mi? CIA 2010'dan önce sizinle görüşmek istedi mi? Şimdi ben onun CIA olduğunu ne bileyim? Bizim tanıdığımız bir abimiz. Yani onun işte yine burada Nevzat Çiçek programında burada deşti o yine. Orada da karıştırdılar işi. Benim üstüme kabak patladı. Yani şöyle bir şey dendi bana. Efendim, biz sana külliyeni geri verelim. Nasıl vereceksiniz? Hükümet veremez diyorum. Çavuşbaşı. He, 3000 de Afganistan'da talibi alalım. Yani radikal talibana karşı ılımlı, yani ılım derken bizim tasavvufta vur kır yoktur. Vur kır yok şeklinde bir eğitim verilsin falan filan. Ben dedim bunu ben nasıl yapabilirim? Benim külliyem elimden alamış, hala da verilmemiş şu an. Ben dedim vakfım kapatılmış, benim bir gücüm yok ki. İşte benim etkimden midir nedir işte dediler. Böyle bir iki milyon dolarlar ayarlanabilir, bura verilebilir. Demek ki altyapıları böyleymiş. Sonra ben onu istişare ettim bazı arkadaşlarla. Baktım orada şey güzel, plan güzel. Benim de en istediğim bir şey. Talebe okutacağız. Güzel Müslüman yetiştireceğiz falan.
hani Taliban'ın falan karşı Afganistan'da da güzel Müslüman yetiştirdim tasavvuf eli. Aslı orasının tasavvuf merkezi. Ama baktım sonra arkası başka bir yere gidecek. Yani işte İngiltere'ye gidelim, Lordlar Kamarası'nda bir konuşma yap. Ya Lordlar Kamarası benim ne işim aracı abi? Size mi davet ediyorsun? Yani şunu diyor, sen diyor yani İslam'da terör yok, IŞİD'e karşı da çıkınca yani İslam'da terör olmadığının ispatı için çok yani hem sakallı sarıklı. O zaman CIA'yı mı emanet ettin? Yani CIA'yı yani benim tanıdığım, bildiğim, babasını tanıdığım Hafız abinin oğlu. Ama bunlar denildi. Ama biz benim beni kurtaran nedir biliyor musun? Sır tutmama. Çok güzel bir şeydir. Hepinize tavsiye ederim. Peki Sayın Ünlü. Her şeyi konuşun hocam. Sayın Ünlü. Konuşun. Patlayan patlasın. Oradan bir yere çatıyorsa çatsın. Doğruyu konuşun. Saygı abi. Doğru bildiğinizi şimdi konuşun. Çünkü içinize attığınız zaman birileri meydana çıkmadığı zaman emellerini kesmezler. Bir daha yatırım yapmak ister. Bir daha yatırım. Ama bu sefer bana şu not verildi. Ya bu adamda sır yok, bir şey yok. Ne desek televizyondan dinle. Onun için beni şey görmediler. Sayın Ünlü.